hazırladığım videolarda sizlere yerli savunma ve havacılık projeleri hakkında bilgi vermeye çalışıyorum. Mühendislik çalışmaları anlatıyorum. Bir taraftan da dünyada bu iş nereye gidiyor, teknik anlamda teknolojik gelişmeler neler, bu bilgileri sizlerle paylaşıyorum. İzleyicilerimiz arasında çok sayıda genç arkadaşımız var. Bir kısmının hobisi savunma ve havacılık ama bir kısmı da eğitimlerini bu yönde almayı hedefliyorlar veya alıyorlar. Çok sayıda lise ve üniversite öğrencisi var. Bu arkadaşlarım bana sık sık soruyorlar, hangi mühendislik bölümüne gireyim, Türkiye'deki savunma ve havacılık şirketlerinde nasıl çalışabilirim veya milli projelerde görev almak için hangi özelliklere sahip olmalıyım gibi çok sayıda soru geliyor. Hatta bazıları kendi ürün tasarımlarını gönderiyorlar, yazılımları hakkında bilgi veriyorlar veya organize edilen çeşitli yarışmalara katılıyorlar. Gençlerimizin bu ilgisi tabii ki savunma şirketleri tarafından da yakından takip ediliyor. Bu şirketlerden biri de TUSAŞ Motor Sanayi TEI. Eskişehir merkezli şirket son yıllarda yaptığı özgün milli uçak ve helikopter motorları konusunda attığı adımlarla dikkat çekiyor. Özgün ürünleri her geçen gün artıyor ve TEI'nin genel müdürü Profesör Doktor Mahmut Akşit bu gençlerimize yönelik geçtiğimiz Mart ayında çok özel bir eğitim programı başlattı. TEI Uçak Motoru Okulu olarak adlandırılan bu projede üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında mühendislik eğitimi gören öğrencilere uzaktan bir eğitim verilmeye başlandı. Malum 1,5 yılı aşkın süredir salgın derdiyle sadece Türkiye değil tüm dünya uğraşıyor ve öğrenimin ne yazık ki önemli bir bölümü de uzaktan eğitime dönmüş durumda. İşte bugünlerde TEI oluşturulan programla genç arkadaşlarımıza havacılıkta motor sanayi, çeşitli teknolojiler, üretim teknikleri, işte piston motorlardan jet motorlarına kadar bir bakış içerisinde TEI mühendislerinin anlatımıyla özel dersler hazırladı. Ve ilk dersi de şirketin genel müdürü ve aynı zamanda yönetim kurulu başkanı Profesör Doktor Mahmut Akşit verdi. 14 tane ders düşündük bir sömestr boyunca. Normal okullarınızdaki dersler gibi 14 haftalık bir program bu. Şubat tatilinden sonra işte güz-bahar dönemi, bu sene bahar döneminde diğer derslerinizin yanında inşallah katılımcı arkadaşlarımız bu derslerini de görmüş olacaklar. Dersleri konusunda uzman, teknik lider ve mühendis arkadaşlarımız her bir konuyu gelip anlatacaklar. İşte gaz türbinleri ile ilgili 3 dersimiz var, ekranda da görüyorsunuz. Pistonlu motorlarla ilgili 3 dersimiz var. Sonra malzemeleri anlatacağız. Sonra motorların kontrolü, denetimi nasıl yapılıyor, kalite süreçleri, montaj, test, enstrümantasyon, tahribatsız muayene ve en sonunda da TEI'deki kariyer yol haritası, TEI'de insan kaynakları nasıl çalışıyor, bizimle nasıl çalışabilirsiniz, bunları da anlatacağız size. Aslında güzel bir havacılık motorları ders programı olacak. İnşallah hep beraber üstünden geçeceğiz. Yalnız şöyle bir durum var. Biliyorsunuz biz anons ettiğimizde bunu sertifikalı bir program olarak anons ettik. Yani size bir diploma vereceğiz. Tabii bu diplomayı hak etmeniz için derslere devam etmeniz lazım. Katılım, diploma alabilmek için, sertifika alabilmek için en az derslerin %80'ine katılmanız gerekiyor. Bunun yanında da derse katılım sırasında ciddi takip ettiğinizi de şey yapmak için, ilginizi çekebilmek için derslerin sonunda bir 5-10 dakikalık küçük bir sınav gibi, quiz gibi bir şeyimiz olacak. Bu çok böyle teorik bir şeyler, hesap kitap sormayacağız. Ders sırasında anlatılan şeyleri ile ilgili doğru anladığınızı kontrol eden 5-10 soruluk küçük bir sınav. Bu program sonunda başarılı olan arkadaşlarımıza TEI Havacılık Motorları Okulumuzun diplomasını, sertifikasını vereceğiz. TEI'deki eğitim programı 9. haftasını geride bıraktı ve eğitim çalışmaları 26 Haziran'a kadar devam edecek. TEI Havacılık Motorları Okulu, havacılık motorlarının yanı sıra uçağın aerodinamik yapısı hakkında da oldukça bilgilendirici ve dolu bir içerikle hazırlanmış bir eğitim programı. Bu okulda eğitim almaktan oldukça mutluyum ve kendimi şanslı hissediyorum. Konusunda uzman mühendisler tarafından verilen bu eğitimler benim için çok verimli geçiyor. İlgim ve hedefim olan savunma sanayi için böyle bir deneyim yaşadığımda kendimi çok şanslı hissediyorum. Havacılık Motorları Okulu'nun bizim gibi genç mühendisler için çok yararlı ve öncü bir program olduğunu düşünüyorum. Bizim de geri bildirimlerimizle bu tarz program ve etkinliklerin artacağına inanıyorum. TEI Havacılık Motorları Okulu'nda uzman mühendislerden ders alarak kendimi geliştirip ülkemin geleceğine katkı sağlama fırsatını bulmak oldukça gurur verici. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ülkemizin havacılık alanında yaptığı çalışmalarda yer alabilmemiz için TEI Havacılık Motorları Okulu biz mühendis adaylarını bir adım daha ileriye taşıdı. Bu program sayesinde uçak motorları hakkında kapsamlı bir eğitim alma fırsatı yakaladım. Bu fırsatı bizlere sunan TEI yetkililerine ve eğitmenlerimize çok teşekkür ederim. Alanında uzman mühendislerin bilgi ve tecrübelerinden faydalandığım bu eğitime katıldığım için çok mutluyum ve bu eğitimin mesleki gelişime birçok etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu eğitim fırsatı için TEI ailesine teşekkür ederim. Gelecekte bu öğrencilerin TEI'de mühendislerle bir araya gelme, teknik gezi ve daha sonra da işe giriş konusunda birçok aktivite gerçekleştirilecek. Tabii ki birçok savunma havacılık şirketi gibi TEI'de de stajlar azaltılmış veya önemli bir kısmı durdurulmuş durumda. Ama genç arkadaşlarımızın yetiştirilmesi için bu tür uzaktan verilen eğitimlerde çok büyük önem taşıyor. Benzer bir çalışma Ankara merkezli Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından da gerçekleştiriliyor. Her yıl TUSAŞ çok sayıda stajyer mühendis alıyor ve bu mühendis arkadaşlarımıza da belirli bir ücret verilerek haftanın bazı günleri uygulamalı eğitim almaları, daha sonra da kendi akademik eğitimlerine devam edilecek çok önemli bir imkan sunuluyor. Ve aynı zamanda hem teorik eğitim almış hem de iş başında kendini uygulamalı olarak geliştirmiş mühendisleri de ilerleyen dönemde TUSAŞ'ta iş imkanı sağlanıyor. Tabii bu yıl için staj miktarı çok kısıtlı sayıdaydı ama gelecek yıl birçok savunma ve havacılık şirketi ortalama şöyle Şubat-Mart gibi staj için başvuruları açacak. Umarım salgın en kısa zamanda kontrol altına alınır ve genç arkadaşlarımız kendilerine çok önemli bir katkı sağlayacak stajları gelecek sene istedikleri şirkette, istedikleri uzunlukta yapabilirler. Genç arkadaşlarımız bu salgın döneminde motivasyonlarını kaybetmesinler. İşte TEI'nin yaptığı gibi eğitim programları yavaş yavaş savunma ve havacılık şirketleri açısından uygulanmaya başlanıyor. Onları sosyal medya üzerinden takip ederek bu tür eğitim programlarına katılabilirler. Öğrenecekleri çok şey var. Gördükçe, baktıkça motivasyonları artacaktır ve daha fazla bilgi ileride iş başvurularında onların şansının daha da yükselmesini sağlayacaktır.